Merhaba sevgili oğlaklar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta güzel ve şanslı etkiler var gökyüzünde. Hafta başında 10 Kasım'da bir süredir Akrep Burcu'nda retro harekette olan iletişim gezegenimiz Merkür düzeliyor. Merkür sizin 11. evinizde arkadaşları, arkadaşlıklar, grup çalışmaları, projelerinizle ilgili alanda şu sıralarda seyrediyor. Merkür'ün retro hareketi süresince bazı ilişkilerinizde sorunlar çıkmış olabilir. Arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Eski arkadaşlarla tekrar görüşmüş olabilirsiniz veya eski düşünceler, eski takıntılar, kuruntular, kuşkular, kırgınlıklar gündeme gelmiş olabilir. Merkür'ün düzelmesiyle beraber biraz daha rahatlayacaksınız. Artık sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizle olan ilişkileriniz daha olumlu ilerleyebilir. Yeni projeler için, girişimler için de artık atılım yapabilirsiniz, sözleşmeler yapabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hafta içerisinde 12 Kasım çok güzel bir gün diyebiliriz. Güneş ve Jüpiter arasında üçgen açı var. Güneş Akrep Burcu'nda, Jüpiter Yengeç Burcu'nda. Güneş-Jüpiter üçgen açıları her zaman çok şanslı, bereketli enerjiler verdiği için yılın en güzel, en verimli günleri olarak tanımlanır. Siz de bu güzel günü değerlendirebilirsiniz. Jüpiter karşıt evinizde şu sıralarda, Akrep 11. evinizde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, arkadaşlıklarla beraber yapılan grup çalışmaları, gelecekle ilgili yapılacak sözleşmeler, anlaşmalar için gökyüzü çok verimli enerjiler veriyor. Siz de her türlü atılımı, anlaşmayı bu 12 Kasım'da yapabilirsiniz. Çeşitli fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar, sosyal çevrede karşınıza çıkacak yeni kişiler, yeni projeler gündeme gelebilir ve bunlar uzun vadeli geleceğinizi etkileyebilecek konularda olabilir. Şansın bol olduğu bugün siz de fırsatları görmeye ve onları değerlendirmeye çalışın. 13 Kasım'da bir süredir yine retro harekette olan Neptün ileri harekete dönecek. Neptün 9 Haziran 2014'e kadar ileri harekette olacak. Şu sıralarda Neptün sizin 3. evinizde ilerliyor. Zihinsel olarak biraz daha hayal gücünüzü kuvvetlendiriyor olabilir, daha duygusal olabilirsiniz. Tabii yaratıcılığı çok arttıran, ilham veren, esin veren bir gezegen olduğu için Neptün ileri hareketteyken bunu çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sezgilerinizin çok güçlendiğini, özellikle empati yeteneğinizin çok arttığını hissedeceksiniz. Sezgilerinizi takip ettiğinizde size doğru yolu gösterecektir sevgili oğlaklar. Özellikle hafta içerisinde hem Neptün'ün düzelmesi hem Merkür retrosunun bitmesi ve ikisi arasındaki ortaklaşa güzel etkileşim, ilişkileriniz, arkadaşlarınız, grup çalışmalarınız adına bazı sorunları çözmek için biraz daha paylaşımcı, biraz daha duygusal yaklaşımlar içerisinde olabileceğinizi, daha affedici, daha tavizkar davranabileceğinizi ve özellikle iç sesinizi dinlediğiniz takdirde doğru yolu bulabileceğinizi gösteriyor. Evet, hafta sonuna doğru 14 Kasım'dan sonra Venüs'ün bazı sert açıları var. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor sevgili oğlaklar. Venüs sizin burcunuzda. Venüs sizin burcunuzda tabii ki hayatınızda güzellikler getiriyor, sevgi getiriyor, aşk getiriyor. Maddi konularda şanslar getiriyor. 14 Kasım'da Venüs Uranüs'le sert etkileşimde olacak. Uranüs şu sıralarda kariyer evinizde, 4. evinizde ilerliyor. Hem ev hayatınızı hem kariyer hayatınızı etkiliyor. Plüton'la 15 Kasım'da kavuşacak, burcunuzda ilerleyen Plüton'la. Kendinizi biraz daha tutkulu hissedebilirsiniz. Daha hırslı hissedebilirsiniz. Venüs'ün, Plüton'un kavuşumu, Uranüs'le yapacağı açı birazcık hayatınızda dönüşüm, değişim konularında bazı duygusal zorlayıcı temaları ortaya çıkarabilir. Özellikle bu ev hayatınız, aile büyükleriyle ilgili kavramlarda olabilir. Güç mücadeleleri oluşabilir zaman zaman. Üzerinizde biraz baskı hissedebilirsiniz. Ancak karşıt burcunuzdaki
Jüpiter'in, yengeçteki Jüpiter'in destekleyici, pozitif ve manevi yönden güç veren etkisini değerlendirdiğiniz takdirde karşınıza çıkabilecek bazı zorluklar ve baskılara da kolaylıkla karşılık verip bunları hatta olumlu olarak geleceğinizi yeniden yapılandırmak adına, yeniden şekillendirmek adına ve önemli dönüşümler için cesaret bulmak adına olumlu olarak da kullanabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, haftanın değerlendirmesini gün gün burç videolarımızı takip ederek de daha detaylı olarak izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.